Saat 8.45 parametre öncesi günün ekonomisi diyeceğiz. Dünyada, Türkiye'de hangi gündem başlıklarını izliyoruz? Ekonomi cephesinde piyasalar nasıl kapandı? Nasıl açılışlar bekleniyor? Sizlere aktaracağız. Dün dolar 2.90 lira seviyesinden güne başlamıştı biliyorsunuz. Gün içinde bu seviyeler aşağıya doğru kırılamadı ve 2.92'nin üzerine çıkan bir seyir gözlemledik. 2.93'lere doğru yaklaştı. Bu sabah açılışlar nasıl derseniz hemen aktarayım ben size. 2.92 seviyesinin korunduğunu görüyoruz bankalar arası piyasada. 2.92.25, 2.92.50 lira seviyesi bankalar arası piyasada geçen kotasyonlar şu saat itibariyle. Euro dolar paritesine bakıldığında bir miktar 1.10'un üzerine sarkan bir seyir vardı. Amerikan Merkez Bankası ne yapacak? Tarım dışı istihdam verileri iyi geldi ama enflasyon ne olacak? %2 hedefine yaklaşacak mı? Dolayısıyla petrol fiyatlarında bir miktar toparlanma var. İlk kez uzun bir aradan sonra 40 dolar seviyesini gördü. Hatta bu seviyeyi aştı petrol fiyatları. Aması var. Küresel yavaşlama ve Çin'den gelen veriler çok parlak değil. Dolayısıyla işçi ücretleri de Amerika'da artmamış, beklentilerin altında kalmış. Dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası'nın eli çok rahat değil faiz artırımı konusunda. Avrupa Merkez Bankası toplanacak Perşembe günü. Bu ortamda Avrupa Merkez Bankası parasal genişlemeyi artırabilir ve faizi daha da negatif alana çekebilir. Dolayısıyla Euro-Dolar paritesinde bu beklentilerin bir etkisi var ve parite Euro lehine hareketli 1.10.20 seviyesinde. İçeride de Euro'nun toparlanmasıyla 3.19'lardan 3.21'lere çıkan bir Euro-TL seviyesi görüyoruz. Perşembe günü toplanacak Avrupa Merkez Bankası. Dediğim gibi faizi biraz daha negatif alana çekebilir. Parasal genişlemeyi arttırabilir. Bu beklentiler Perşembe gününe kadar devam edecek ve dövizin de seyrini bir miktar belirleyecek. Ve Çin'deki veriler bu hafta için önemliydi. İlk veri geldi. Çin'de Şubat ihracatı Mayıs 2009'dan bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Çin işte zorunlu karşılıkları Şubat'tan beri 5. kez indirdi. Dolayısıyla hani bir takım adımlar attı. İşte atıl kapasiteyi azaltacağım dedi. 5 milyona yakın kişinin işini kaybedeceği belirtiliyor Çin'de. Dolayısıyla yeni düzenlemeler, yeni adımlardan bahsediyor. Ancak yine bakıldığında Şubat ihracatı Çin'de Mayıs 2009'dan bu yana en büyük düşüşü kaydederken beklentilerinde bayağı altında kalmış görünüyor. Çin'deki yavaşlama ve dünyada küresel yavaşlama korkusunu tetikliyor. Ne olacak? Dünya nasıl büyüyecek? Sorusu akıllarda. Çin'deki bu veri de bir miktar piyasaları etkilemiş görünüyor. Şimdi petrol fiyatları dedik 40 dolar seviyesini uzun bir aradan sonra aştı. Bu bir miktar rahatlama yaratıp risk iştahını arttırmıştı. Bir yandan da altın fiyatlarını izliyoruz. 1270 dolar seviyesinde altının onsu son 13 ayın en yüksek seviyelerini gördü. Cuma günü 1270 doları da aştı. Bu seviyelerde yüksek seyrine devam ediyor altın fiyatları diyebiliriz. Bu sabah itibariyle de yine 1269-1270 dolar seviyesini görüyoruz. Uluslararası piyasalarda altının onsunda. Şimdi Asya borsaları yaklaşık bir ay süren yükselişlerin ardından yatırımcıların önemli merkez bankaları toplantıları öncesinde kar satışlarıyla yine kar satışlarının görüldüğü seyirler izledi. Dolayısıyla %1'den fazla kayıpların yaşandığını görüyoruz Asya borsalarında. Amerikan borsaları biraz daha pozitif, hafif yukarı doğru hareketlerle günü tamamlamış görünüyor. Asya borsalarında kayıp var, ABD borsalarında toparlanma var. Bu Çin verisinin yarattığı etkiyi de bugün piyasalarda izleyeceğiz ve Perşembe günü de Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Uluslararası piyasaların ana gündemini böyle özetledik. İlk verileri de size böyle aktardık. Geçelim gündem başlıklarına. Taşeron işçilerin kadroya alınması konusu, bu konuda çalışmaların devam ettiğini hem Çalışma Bakanı açıklamıştı hem de Maliye Bakanı Naci Ağbal açıklamıştı. Ve son açıklama Başbakan Yardımcısı, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek, taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin 21 Mart'a kadar yetiştirileceğini söyledi. İşçilerin şartlarında iyileşme yapılmıştı. Asıl işte çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması gündemde, seçim vaatleri arasında yer alıyordu.
ve bu konuda çalışmanın yapıldığını, düzenlemenin meclise 21 Mart'a kadar sevk edileceğini belirtti Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in başka açıklamaları da var. O açıklamaları da aktaralım. Para toplayıp hazineye verseniz %11 getiri sağlar diyor. Neden diyor? Şimdi bankaların öz sermaye karlılıkları %20'lerden %11'lere düştü diyor Başbakan Yardımcısı Şimşek. Şu anda kredi verme yerine hazineye verseniz %11 kazandırıyorsunuz. Hiçbir risk de yok diyor. Dolayısıyla bu konuda önlemlerin atılması, gerekli desteğin verilmesini söylüyor Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek. Dolayısıyla bireysel emeklilik fonundaki birikimlerle ilgili uyarıları vardı. Bireysel emeklilik sisteminde yer alan şirketlere dair uyarıları vardı Başbakan Yardımcısının. Devlet katkısını bile buharlaştırıyorsunuz. %25'lik katkıyı bile buharlaştırıyorsunuz diyordu. Bireysel emeklilik sisteminde emeklilik fonlarının kaybı geçen yıl %7 civarına ulaşmıştı. Dolayısıyla bu uyarımızdır. Gerekli adımları atarız demişti. Ardından da bankaların öz sermaye karlılıklarını ve taşeron işçilere dönük açıklamalar geldi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten. Ve kentsel dönüşüm sorunlarına değinen haberler var bugün gazetelerin ekonomi sayfalarında. Hem Hürriyet'te hem Habertürk'te okuyabilirsiniz. Kentsel dönüşüm sorunlarına değiniyor Makro İnşaat Başkanı Ercan Uyan. Diyor ki Yeşilçam filmlerinde evin önüne arabayı çeken, lüks arabasını çeken müteahhit görmeye alıştık. Şimdi biz kentsel dönüşümde hak sahiplerine gittiğimizde bir daha daireye kaç daire vereceksiniz diye soruyorlar. Artık bu zengin müteahhit Yeşilçam imajını yıkmalıyız diyor. Dolayısıyla sitelerde aidatların da arttığını söylüyor Ercan Uyan. Çünkü asgari ücret arttı. Asgari ücret 1300 liraya çıkınca yine sitelerde çalışanların ücretleri arttı. Bu da aidatlara yansıdı. Sitelerde aidat ücretleri artmış durumda diyor. Ve ucuz konut için şöyle bir öneri getiriyor. Hadımköy, Çatalca gibi alanlarda tarla vasfında ama tarım yapılmayan yerler var. Bunların metrekaresi 70 ila 100 lira. Bunlar TOKİ'ye verilsin, müteahhitler de devreye girsin. Orta gelirliye dönük ucuz, daha uygun fiyatlı konut yapılsın. İşte orta gelir için, orta gelir grubuna konut üretimi için bir öneri de bu. Ve biraz önce aktardık, altın ve petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Altının onsu 1270 dolar seviyesinde. Bu 13 ayın en yüksek seviyesi. 3 haftada 8 milyar dolar altına yatırım olduğunu belirtiyor Bank of America'nın raporu. Yatırımcı güvenli liman olarak görüyor ve altına sığınıyor. Dolar içeride iyi ki 2.90 seviyelerinde, yoksa çok daha hızlı yükselişler görürdük. Çünkü altının gramı 120 lirada takılmış durumda. Cumhuriyet altını 800 liraya dayandı ve çeyrekte de 196-198 lira arasında satış rakamları görüyoruz. Çeyrekte 200 liraya dayanmış durumda. Düğün sezonu geliyor. Sünnetler var, doğumlar var. Altın takacağız. Nasıl takacağız? Herhalde kuyum sektörü yeni çözümler bulur. Çeyrek altın 200 liraya yaklaşırken. Ve bütün bugün gazetelerin birinci sayfalarında, ekonomi sayfalarında kadınlar var. Çünkü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bir slogan var, tek kanatla uçamayız. İşte iş dünyasının yorumları var. Kadınlara dönük hem OECD'nin hem Türkiye İstatistik Kurumu'nun hem Dünya Ekonomik Forumu'nun araştırmaları var. Araştırma şirketlerinin yine yaptığı değerlendirmeler, araştırmalar var gazetelerin manşetlerinde. Bütün o araştırmalar bize ne söylüyor biliyor musunuz? Mesela OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu. Hiç kadın yönetici olmayan şirketlerin oranı %43'müş. İşveren olan kadın oranı %1,1'miş sadece. Kendi hesabına çalışan kadın oranı %8,7'ymiş. İstihdamın %65'e yakınını erkekler, %26,7'sini kadınlar oluşturuyor. Yarı yarıya bile değil. Kadınlar aynı işi yaptıkları erkeklerden %20'nin üzerinde daha az kazanıyor. Aynı işi yapsanız da aynı ücreti alamıyorsunuz maalesef. Üstelik %20 daha az alıyorsunuz. Kadınların %37,5'u fiziksel şiddet gördüğünü belirtiyor hayatlarında. Yani her 10 kadından 4'ü devletin resmi rakamlarına göre şiddet görüyor. Okuma yazma bilmeyen kadınların oranı erkeklerin 5 katı. Kadınlarda ilk evlenme yaşı ortalama 23, erkeklerde 27 ama yine de farklı rakamlar da söz konusu, birazdan aktaracağız. Çocuk evlilikleri önemli bir sorun Türkiye'de. Rakamlar da bunu gösteriyor. Rakamların ötesinde
yaşanan dramlar da daha büyük acı veriyor. Şimdi iş dünyası da zihniyet dönüşümü istiyor. Ayrıcalık değil, eşitlik istiyoruz diyorlar. İş dünyası kadınların fazla olduğu şirketlerin de daha başarılı olduğunu söylüyorlar. Tek kanatla uçamayız sözünün anlamı bu. Ama tek kanatla uçtuğumuzu da gösteriyor işte bu rakamlar. Şimdi biraz da gazetelere bakalım. Gazetelerde ekonomi sayfalarında bugün ne var? Hürriyet'in manşeti. Birazdan Sefer Levent Hürriyet Ekonomi Müdürü bizim konuğumuz olacak Parametre'de. Bugün ekonomi gündemini Deniz Zeyrek'le birlikte Parametre'de çok daha ayrıntılı da konuşacağız ama biz başlıkları burada aktaralım. Türkiye'de her 7 kız çocuğundan biri çocuk gelin, yani 18 yaşından önce evlendiriliyor. Cinsiyet eşitsizliğinde alt sıralardayız. Dünya Ekonomik Forumu da bunu diyor. UNICEF de bunu diyor. UNICEF'e göre 142 ülke arasında Türkiye 125. 15-19 yaş arası genç kızlarda evde hiçbir şey yapmadan oturanların oranı %28. Ne kadar ciddi, ne kadar büyük, ne kadar acı bir tablo. Çocuklar okula gitmiyor, genç yaşta evlendiriliyor. Hiçbir şey yapmadan evde oturanların, genç kızların, 15-19 yaş arası genç kızların oranı %30'lara dayanmış durumda. Ve üçüncü köprünün açılışını, işte son tabliyenin konulmasını, köprünün bitişini vermiştik. Pazar günü canlı yayınlarla köprü ilk geçişi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. O töreni canlı canlı izledik. Ardından dünün manşetlerindeydi üçüncü köprü. Yan yollarında bitmesiyle Ağustos'ta tamamen açılacak. Boğaz'da inşa edilen üçüncü köprüde sona yaklaşılırken 3 milyar dolara mal olmuştu bu köprü. Yaklaşık 4,5 milyar lira. Köprü Ağustos ayında devreye girecek. Peki geçiş ücreti ne olacak? Hürriyet bugün diyor ki otomobil başına 3, ağır araçlar için de 15 dolar olarak hesaplandı. Milyonluk geçiş başlıklarıyla verilmiş. Ayrıntıları az sonra değerlendireceğiz ama Hürriyet'in birinci sayfasına giren haber böyle. Günde en az 1.2 milyon liralık bir cirodan bahsediyoruz. Her gün 135 bin araç geçişi için zaten hazine garantisi verilmişti. 2015'te köprülerden de 141 milyon araç geçmiş. Dolayısıyla 1.2 milyonluk bir günlük gelirden bahsediyoruz. 3 dolar civarında geçiş ücretinden bahsediyoruz. 2016'da Türk kadını Milliyet'in manşeti. %77,2'si kadınların çalışmıyor. Kadınların %30'u Güneydoğu'da okur yazar değil. 49 ilde 546 kadınla yüz yüze görüşerek AG araştırdı ve sonuçlar da oldukça çarpıcı. AG araştırma şirketinin kadınlarla yaptığı geniş kapsamlı kamuoyu yoklaması Türkiye'de kadının konumunu çarpıcı şekilde ortaya koyuyor. Benim verdiğim iki rakam da o çarpıcılığı zaten gösteriyor. %77,2'si kadınların çalışmıyor. %30'u Güneydoğu'da okur yazar değil. Bu araştırma 49 ilde 546 kadınla yapılmış ve bugün Milliyet'in manşetinde yer alıyor. Elektronik posta ve e-ticaretinin yaratıcısı evinde kalp krizi geçirerek 74 yaşında hayatını kaybetti. Yine Milliyet'in bugün verdiği, birinci sayfada verdiği haberler arasında ve Habertürk'ün birinci sayfasında 2015'te alkol tüketimi %3,2 geriledi. Zamların da bunda etkisi olduğu belirtiliyor haberde ve 1 milyar litreye indi tüketim deniliyor. İşte bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınların Türkiye'deki yeri, konumu, yaşamları, iş yaşamı, özel yaşamı, sosyal yaşamı nedir? Araştırmalarla çarpıcı olarak sergilenmiş, gazetelerin birinci sayfasına çıkmış tablo. Bunun dışında diğer haberleri, dünyada piyasa kapanışlarını ve dünyada gündemini de içine alarak ekonomi gündemini sizlere aktardık. Az sonra Parametre diyeceğiz.